de 10 bin lirayla geçim sağlamaya çalışanlara. Sağlık sisteminin dengesi değişiyor, haberimiz bu. Doktorlar artık Türkiye'de doktorluk yapmak istemiyor. Ya siz niye yapması gerektiğini bir düşünür müsünüz? Siz olsanız onca yıl okuduktan sonra dayak yemek için, hem de 3 kuruşa dayak yemek için gidip doktor olur musunuz? İnsanlar hani artık bu kadar zor koşullarda fedakarlık yapmaktan her alanda kaçınıyorlar. Kendilerini koruyorlar aslında. Baştaki büyük söyledi, giderlerse gitsinler. Çocuklar ne yapsın? Olan iştahı da kapattı. Hekimler daha fazla bedel ve tazminat ödemek istemiyor. Hastaya temasın fazla olduğu branştan uzaklaşıyorlar. Hastayla daha fazla karşı karşıya kalan, özellikle de hasta yakınlarıyla karşı karşıya kalan hekimler bu alanlardan çekilmeyi tercih ettiler. Gençler yorulmak istemiyor. Günü kurtarmak, rahata kaçmak. Şimdi doktor nasıl? Eskiden doktorlar vardı, iyi doktorlar vardı. Şimdi hep asistanlar var. Hiçbir hastanede doktor yok ki. Tıpta uzmanlık sınavının 2024 ilk yerleştirme sonuçlar açıklandı. Bu sonuçlara göre hekimler artık genel cerrahi, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları gibi bölümleri tercih etmekten kaçınıyor. Bunun yerine spor hekimliği, dermatoloji gibi bölümler tercih ediyor. Peki ama neden? Öncelikle bu tür alanlarda çalışma koşullarının çok ağır olduğunu biliyoruz. Hekimlere yönelik değersizleştirmenin de bir biçimde etkili olmasıyla birlikte şiddetin de oldukça yoğun olduğu alanlar olduğunu görüyoruz. Hastayla birebir temasın azaldığı alanları tercih eder oldular. Bunun yanı sıra malpraktis davalarının da en yoğun olduğu alanlar arasında. Örneğin bir malpraktis davasında öyle bir tazminat veriliyor ki yaşamı boyunca edinemeyeceği bir miktarda tazminatla karşı karşıya kalıyor hekimler. Bunu ödemesi mümkün değil. Gerçekten hukuki bir karar, adil bir karar olup olmadığı da belli olmayan koşullarda çalışmak istemiyorlar. 2 dakikada hiçbir şey yetiştiremez. Ama baskı altında mesleki doyumunu da yaşayamayacak ne yazık ki. Ekonomik zorluklar da bunun bir parçası. Herkes bir branş seçiyordu. Şimdi para hangisindeyse oraya yöneliyorlar. Herkes şimdi temassız olarak branşlarını seçiyor. Beklemesine şey yapmayınca şiddete başvuruyorlar. Yazık, o insanlar biz evimizde mışıl mışıl uyurken sabaha kadar hayat vermek için uğraşıyorlar. Çocuk sağlığı ve hastalıkları, çocuk cerrahisi, kadın doğum gibi branşlar en düşük puanla alan bölümler olmasına rağmen kontenjanların yarısı dolmadı. Sebepler arasında eğitim de var. Bunun yanı sıra tabii eğitim olanakları itibariyle de bu alanlar sorunlu alanlar. Öğretim üyelerinin vasıfları ciddi sorgulanması gereken vasıflar. Bir eğitim sürecinin içinde olmuyorlar. Dolayısıyla mobbingin yaygınlaşma riskini de barındırıyor bu ortamlar. Abi eğitimini alamıyor ki. Ama eğitimini düzgün alamadığı zaman en kolayına kaçıyor. İyi okumuş, iyi eğitimli. Hani branşında eğitim almış bir insan hiçbir şeyden kaçmaz. Hocam geçmişten bugüne TUS yerleşme sonuçlarında nasıl bir değişim oldu? Bu dönüşümü nasıl yorumlarsınız? Mesela çocuk sağlığı ve hastalıkları çok tercih edilen bir bölümdü. Kadın hastalıkları ve doğum bölümleri çok tercih edilen bölümlerdi. Genel cerrahiler çok tercih edilen bölümlerdi. Mesela koruyucu sağlık hizmetlerinin hiç değeri kalmadı. Kimse pratisyen hekim olarak kalmak istemiyor. Çocuk mesleğini yapmak için okudu. Korumak için değil ki. Millet mesleğinden uzaklaşıyor. Bize ne oldu da biz doktor dövmeye başladık sorusunun cevabını vermemiz lazım efendim. Yani doktorların dövülebilir insanlar olduğuna ne zaman kanaat getirdik? Bize bakmıyorlar. Bize ilaç vermiyorlar. Bizim insanlarımızı kötü görüyorlar. İkinci sınıf vatandaş görüyorlar. Diye doktorların dövülebilir olduğu kanaatine vardık. Yani